Hemiloviçiz bitçizler. Emilogu. İzmir'e taşındım arkadaşlar. An itibariyle tek başımayım. Ve size evin değişimini, işte nasıl taşındığımı, nasıl bu kararı aldığımı baştan sona anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Evim... horoz sesini duyuyor musunuz? Videolarda sık sık bu horoz sesini duyacağız gibi geliyor. Çünkü evin tam karşısında büyükçe bir horoz var öncelikle. Onun haricinde evin en köşesinden başlayıp daha sonra evin değişimine kadar... Çünkü şunlar falan değişecek. Şunlar kalkacak ortadan. Oraya farklı dekorlar asacağım. Evi daha değiştiriyorum. Koliler var bu arada. En son hepsini değiştirip size en son halini atacağım böyle. Öncesi sonrası gibi. Ama bu süreçte hem muhabbet edip hem de size böyle ufaktan evi tanıtayım istiyorum. Dün itibariyle ev salonu birazcık daha topladım. Derledim topladım. Şunlar dediğim gibi kalkacak. Ama ev eşyalıydı zaten. Bunlar vardı. şu da vardı. Sadece zürafayı ben astım. Şuradaki motifleri değiştireceğim. Onun haricinde salon böyle tamam gibi. Tabii ki de meleği ben getirdim. Ama daha halledilmesi gereken bir sürü iş var. Dolayısıyla bunları yaparken şuraya bakın. Bunları yaparken... Ah Müge canım. Ben de bu sırada size bu kararı nasıl verdiğimi anlatayım. Ben neredeyse bir senedir yaklaşık eve çıkmaya çalışıyorum zaten bu arada. Ama yine horoz sesi. Buna bir çözüm bulacağız bu arada. Yapacak bir şey yok. eve çıkmak gerçekten çok zor bir süreçti. Gerek ekonomik şartlar, işte gerek ev bulmak özellikle. Ve bundan öncesinde Kuşadası'nda yaşıyordum. Böyle bir eve çıkmak yaklaşık neredeyse 6000 lira kira istiyorlar. Fakat bu ev konusunda çok şanslıydım. Emlakçım çok iyi bir adam bu arada. Özcan abi selamlar. Gerçekten çok iyi bir adam. Çok yardımcı oldu her konuda. Eve çıkmak istiyordum. Nasıl çıktım? Tabii ki de araştırma içerisindeyim 6 aydır. Bazı zaman uykularım kaçtı, bazı zaman kafaları yedim. Bu evi neredeyse rüyamda gördüm diyebilirim abartısız bir şekilde. Çünkü eve girdiğimde gerçekten sanki benim için yapılmış olduğunu hissettim. Ev Allah'ın cezası horoz. Ev gerçekten beni çok çekti. Yani tam benlik. Şimdi zaten en son halini de gösterince ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ne iş yapıyorsun? Nereden bu parayı kazanıyorsun? Eve nasıl çıktın diye soranlar çok olacaktır. Tabii ki de içerik üreticisiyim artık arkadaşlar. Biliyorsunuz az çok, lütfen bana bunu sormayın. YouTube üzerinden para kazanıyorum. Tarot üzerinden para kazanıyorum. Yani bu konuda kazancımı sağlıyorum artık ve influencerlık yapıyorum. Reklamlar üzerinden para alıyorum. İşbirlikleri üzerinden para alıyorum. Bu sorunun da cevabını vermiş olayım çok dürüst bir şekilde. Yani bu süreçte de son 4 aydır hayatım çok değişti zaten. Şubat ayından beri kurumsal firmadaki işimden istifa ettiğimden beri, yani işimle alakalı bir durum değil fakat benimle alakalı, hayatın çok daha yolunda gittiğini hissetmeye başladım. Almam gereken karar buymuş, yapmam gereken buymuş, gitmem gereken yol buymuş. Zaten spiritüel inançlara sahip olan birisi olarak yaşamımı da spiritüel yaşam koçluğu ya da spiritüel rehberlik olarak devam ettirmeyi her zaman istiyordum küçüklüğümden beri. Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bu hikayeyi çok anlatmışımdır. Ama ilkokulda bile bana ne meslek yapmak istiyorsun, ileride ne olacaksın diye sorduklarında ben para psikolog olmak istiyorum demiştim. Ve bana herkes çok gülmüştü ki hala daha gülüyorlar. Gerek yaşlılar, gerek gençler. Aa, paranın psikoloğu mu olacaksın gibi iğrenç esprilere hala maruz kalabiliyorum maalesef. Ülkemizde para psikolog olma gibi bir meslek maalesef hala mümkün değil. Daha çok spiritüel yaşam koçluğu, spiritüel koçluk ya da tarot falcısı gibi alanlarda iş yapabiliyoruz Türkiye şartlarında. O yüzden ben de bu alanda şu anda devam ediyorum. Dediğim gibi bu sorunun cevabını da burada kaldırmış olalım, burada cevaplamış olalım. Belgelerim var, yasal bir şekilde paramı kazanıp hakkımı alıyorum. Yani dolayısıyla hayatımdan şu an çok memnunum. Evime taşındım, çok memnunum, çok istiyordum. Sabah kalkıyorum, hala böyle aynaya bakıyorum. Diyorum ki, ya Ufuk, gerçekten bunu başardın yani. Evine çıktın, yani artık bir hayatın var.
kendi yaşam alanım var. Hani istediğimi istediğim şekilde dekore edebileceğim. Onun haricinde ne bileyim rahatça hareket edebileceğim. Tabii ki aile evinde olmak çok çok ayrı bir durum. Aile evinde yemek hazır, çamaşır hazır, bulaşık hazır, her şey hazır. Ama ben öyle bir insan değilim, asla olmadım da. Ben kendi düzenimi kurmayı her zaman seven biriydim, isteyen biriydim. Dolayısıyla da bu şekilde oldu, bu şekilde hayatımı kurdum. Şimdi yavaş yavaş evi toplamaya başlayacağım. Dediğim gibi evin ilk halini gördünüz zaten. Şimdi toplaya toplaya beraber evi toplayalım ve size evin son halini göstereyim. Tam bir sene önce bunu AliExpress'ten aldım. Böyle bir gün eve taşınırsam musluğuma bunu takma hayaliyle aldım. Şimdi bilmiyorum musluğuma olacak mı olmayacak mı? Eğer olursa gerçekten tamamıyla eve taşıma hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. Ya bu musluğa göre değilmiş. O yüzden aşırı üzüldüm. Ama böyle keyfimi alabilmek için en azından şöyle yapacağım. Evet, yaptım ve görüyorsunuz. Ya niye olmuyor? Elimle yapacağım ama şimdi. Yani gerçekten tek isteğim şu görüntüyü görmekti ama musluğa uymadı. Neyse devam edelim. Bu sirkeyi tutuyorum çünkü elimde. Evimizi temizlerken tabii ki negatif enerjilerden arınmak için paspas kovasının içine, suyun içine birazcık sirke katıp öyle evi temizleyeceğim. Yatak odasını şimdi birazcık böyle temizledim, yani topladım gibi. En son halini göstereceğim. Tabii şimdi göstermeyeceğim. Ama paspas kovasının içine, suyun içine bu sirkeden koyacağız biraz. Evet, biraz derledim, topladım ve bence çok da güzel oldu. Şimdi size böyle kısaca göstereyim. Kristallerim, yani kristallerim dedim, cam şişelerimi buraya koydum. Mumlu falan var. Tabii ki doğal taşlarım. Bunun üzerinde çok güzel, Allah'ın cezası horoz. Doğal taşlarım bunun üzerinde çok güzel duracağını düşündüğüm için de böyle koydum. Zaten nasıl parıl parıl parlıyor bakın. Yani genel olarak aslında bu şekilde dekordan anladığımı düşünüyorum. Yani dekordan anlıyormuşum. Onu anladım. Tarot kartlarımın hepsi burada. Destelerimin hepsi burada. İşte rün destesi olsun, tarot destesi olsun. Hepsi burada. Böyle gizli kapaklı keselerin içinde de var. Dolabıma koydum bunları. Kitaplarım çok daha fazla vardı. Ama yetmedi. Yani maalesef dekorlarımı da koymak istemiştim. O yüzden ekstra bir raf, ekstra bir kitaplık almam gerekecek sanırım. Burayı gotik bir köşe yapmak istedim. Horozdan dolayı çok özür dilerim. Burayı gotik bir köşe yapmak istedim böyle ve çok hoşuma gitti zaten. Onun birisi de daha tropikal, daha huzur verici. Böyle bir tütsü köşesi. İçerisinde Palo Santo tütsüsü bu. Bunda çubuk tütsü var, doğal el yapımı. Ve bunda da yine konik tütsü var şu şekilde. Arkasında da Witchcraft doğal tütsünün kendi el yapımı çubuk tütsüleri var böyle. Ve bir üstte de böyle dekor, sertifikalarım falan, büyücü kürem. Yani bu şekilde. Bakalım yatak odamı göstereyim size. Kolye askılığım yoktu. Kolyeyi bunlara astım. Hello. Yatağımın köşesine şundan astım ve böyle örtümle, yatak örtümle uyumlu olsun diye. Baş köşemde de her zamanki gibi saatim, aynam, yüzüklerim, aksesuarlarım. Bir de tütsülüğüm var, bir tane konik tütsülüğüm var. Yani bu ev daha zaten 1000 kere değişime uğrayacak. Ben böyle rahat durmam, sürekli değiştiririm büyük ihtimal. Ama yeni evim bu şekilde. Gerçekten mutluyum. Yani bilmiyorum, çay kahveye beklerim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hepinizi tek tek öpüyorum. Işıkla ve sağlıkla kalın. Bay bay.